Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Saatleriniz yine 17'yi gösterdiğinde yine bizler TV2 stüdyolarında Muhabir Saati programıyla karşınızdayız. Haftanın panoramasını tutacağız. Haftanın en önemli konu başlıkları ve haberlerini sizler için TV2 haber muhabirleriyle değerlendireceğiz. Büşra ve Talip, hoş geldiniz yayınımıza. TV2 haber merkezinin önemli muhabirlerinden iki tanesi. Benle birlikte 3 olmak üzere şu anda sizin karşınızdayız değerli izleyenler. Tabii ki gündemin yoğunluğu yine siyaset olacak bu haftada. İsterseniz hiç beklemeden konu başlıklarına başlayalım. Biliyorsunuz özellikle biz bu programa başladığımız günden bu yana hep dile getirdiğimiz bir konu vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı kim olacaktı? Her program bir dahaki hafta açıklanacak, bir dahaki hafta açıklanacak diye takvim yapmakları Şubat'ı 8'ini gösteriyor ve nihayet açıklandı. Beklenen bir isimdi, tahmin edilen bir isimdi. O isim açıklandı. Onun detaylarını konuşacağız. Tabii ki onun ardında önemli tartışmalar da yaşanıyor orduda, kamuoyunda. Onları arkadaşlarımızla sizler için değerlendireceğiz. Bir diğer adayla açıklanan isim İsa Yazıcı'ydı. O da dün görkemli bir tören yaptı ve resmen adaylığını açıklamıştı. Zaten biliniyordu ama aday tanıtım toplantısıyla taçlandırdı. Onu konuşacağız. İyi Parti'de neler oluyor? Millet İttifakı'nın bir diğer ortağı Cumhuriyet Halk Partisi'nin son dakika golüyle ne yapacağını şaşırdığı bir parti durumuna gelmişti İyi Parti. Onların da bir A planı her zaman vardı ve o planı devreye sokacaklar mı? İdris Naim Şahin ismi ne olacak? Onu konuşacağız arkadaşlarımızla. Sabah Yeni Gün programında telefon bağlantısıyla vatandaşlara seslendi. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doktor Mustafa Adıgüzel ve onun hemen ardından Engin Yurt bağlandı. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili tartışma da yaşandı kendi aralarında. Onu dilendireceğiz. Cumhur İttifakı nezaket ziyaretlerini bu hafta gerçekleştirdi. O da önemli bir konu başlığıydı. Altın Ordu Ziraat Odası'nda bir seçim oldu. Efsane bir seçim oldu. Öyle söyleyelim. Bizler de şaşırdık. Bizler de ne olduğunu anlayamadık. Onun detaylarını arkadaşlarımızla konuşacağız ve dün bizler gittik. Yerinde görüntüledik ve Ordu Çevre Yolu'nun ikinci etabı resmen başladı. Bunları arkadaşlarımızla değerlendireceğiz. Arkadaşlar, bu konu başlıklarını verdim. İsterseniz Cumhuriyet Halk Partisi ile giriş yapalım. Evet. Uzun süredir bekleniyordu ve nihayet hani bizler de artık dilimizde tüy bitti derler ya, öyle bir duruma gelmiştik ve aday açıklandı. Ordu Milletvekili Doktor Mustafa Adıgüzel olarak belirlendi. Şaşırdık mı? Nasıl buldunuz? Şöyle, zaten Doktor Mustafa Adıgüzel şu son zamanlarda yaptığı çalışmalarla Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne aday olacağı zaten hissettiriyordu kendisi de. Gerek yaptığı açıklamalarla, gerekse ilçelerde yaptığı çalışmalarla gidip halkla buluşuyordu. Hatta toprak kaymasının yaşandığı yerlere gitti Doktor Mustafa Adıgüzel. Buralara ziyaret gerçekleştirdi. Halkı dinledi. Biz zaten diyorduk hani muhtemelen Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına ismi açıklanacak diye bekliyorduk. Bu da dün öğlen saatlerinde açıklandı. İzledik hep birlikte. Şaşırtmadı bizi. Ama biraz geç oldu mu? Bence biraz geç oldu. Daha öncesinde açıklanabilirdi. Çünkü 2 aydan artık az bir süre kaldı seçimlere. Zaten AK Parti Cumhur İttifakı kapsamında çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyordu. CHP biraz geç kaldı ama aynı tempoyu yakalar mı? İlerleyen günlerde görmüş olacağız. Yani tempoyu bence yakalayamaz. Zor çünkü artık şurada seçime 2 aydan az bir süre kaldı. Keşke hani bu adaylık süreci Talip 60 günlük süre zarfında açıklanmış olsaydı. Atıyorum hani Ocak 1'de, 2'de, 3'ünde her neyse o zaman açıklansaydı da en azından Adıgüzel de sahaya inip en azından yani, seçim çalışmasını sürdürebilirdi. Kendini tanısaydı. Aslında 19 Şubat'a kadar vakti var siyasi partilerin büyükşehir adaylarını Yüksek Seçim Kurulu'na temsil etmesi için. 19 Şubat saat 17'ye kadar süresi var. Tabii adayların sahaya inip kendini tanıtması için daha erken bir açıklama yapılması lazım. Ancak Mustafa Adıgüzel Büşra'nın da dediği gibi daha öncesinden sahaya indi zaten. Sahada işte bölgeleri ziyaret etti, heyelanlı bölgeleri ziyaret etti, yeri geldi. Hastanelerin durumlarını kontrol etti. Sağlık ocağı var mı yok mu ilçelerde kontroller yaptı. Yeri geldi eleştirdi, yeri geldi övdü. Adıgüzel zaten sahadaydı. Peki dün açıklandı ismi. Kim nasıl baktı bu isme? CHP seçmeni, ya ben CHP seçmeninden gitmek istiyorum. CHP seçmeninle biraz sohbet ettiğimde, konuştuğumda şunu söylüyorlar. Biz partiye küstük. CHP seçmeninde böyle bir şey var. Niye küstük? Yerel anlamda değil ama genel anlamda küsmüşler. Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin günümüzdeki siyasi yapısı CHP kanadını küstürmüş durumda. Bu durumda Mustafa Adıgüzel'in durumu ne olur? Şu an için ben kestiremiyorum. Yüksek bir oy mu alır yoksa zaman zaman bahsediyorduk. CHP biraz daha düşük profilli bir aday gösterecek
alttan da İdris Naim Şahin'i destekleyebilir gibi düşünüyorduk ama bu da gerçekleşebilir. Şu an bir ittifak yok. İttifak CHP ile İYİ Parti arasında kopmuş durumda. Ama CHP seçmeni dediğim gibi gerçekten partiye küsmüş ise İdris Naim Şahin herhangi bir şekilde bağımsız ya da İYİ Parti'den aday çıkarsa CHP seçmeni İdris Naim Şahin'i destekleyebilir. Bu da bir tespit aslında. Yani. Çok güzel bir noktaya temas ettin. Özellikle ben tam söyleyecektim sana. Bence şu anda Ordu'da Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti arasındaki ittifak koptu. Kimse bunu aksini iddia edemez. Çünkü gerçekten süreç sancılı başladı. Oldu mu olmayacak mı denildi. Sonra tek tek ilçeler açıklandı, ilçeler açıklandı. Ordu'nun olmaması kafaları karıştırdı. Farklı yöllerden tepkiler de geldi. Hem İYİ Parti'den hem CHP'den. Bir sıkıntı vardı aralarında ve bence bu saatten sonra da herhangi bir bağlantı kurulup bir çalışma yürütülmeyecek. Bu sefer şöyle bir durum da olacak belki de arkadaşlar. Hani İdris Naim Şahin aday göstermedi, İYİ Parti'ye destek vermedi CHP. Bu sefer de İYİ Parti diyecek ki Altın Ordu'da da ben kendi adayımı koyuyorum. Siz bize Büyükşehir'de destek vermediniz, biz de Altın Ordu'da size destek vermeyeceğiz. Ki eğer destek alamazsa CHP şu anki konjektürde zaten Cumhur İttifakı'nın karşısındaki Aşkın Tören ismine yarışamaz. Kesinlikle. Zaten şöyle oldu. Mustafa Adı Güzel'in ismi açıklandıktan sonra ben sokağa çıktım, vatandaşa da sordum. Vatandaş ayakta alkışladı ama kimi? Mustafa Adı Güzel'i alkışlamadılar. Hilmi Güler'i alkışladılar. Hayırlı olsun. Hilmi Güler'e hayırlı olsun. Mustafa Adı Güzel'in ismi açıklandığı anda Ordu kamuoyu Hilmi Güler'e hayırlı olsun dedi. Bu sosyal medyada yorumlara da yansıdı. Evet. Durum bu. Bakalım ne olacak sonuç? Yani tam domino taşı gibi bir şey. Her şeyi etkileyebilir, her şeyi mahvedebilir yapmış olduğumuz anda. Bence şu anda Millet İttifakı'nda böyle bir durum söz konusu olacak gibi gözüküyor. Şimdi şöyle bir durum var. Doktor Mustafa Adı Güzel zaten CHP'nin taban oyunu alacaktır. Bu zaten bir kesin ama... Evet. Diğer kararsız kalan işte İdris Naim Şahin çıksaydı çatı adayı olarak ona verecek olanlar muhtemelen direkt olarak Cumhur İttifakı'na kayacaktır. Yani şöyle bir tablo da oluşacak artık. Doktorların yarıştığı bir tablo olacak. Hani bizim haber merkezindeki kıymetli abimiz Muzaffer Şensoy'un da dün söylemiydi. Güzel bir söylemde bulunmuştu. Doktorlar yarışacak. Bir tarafta Doktor Mehmet Hilmi Güler kendisini artık kanıtlamış. İsmini zaten çok fazla dillendirmeye gerek yok. Herkes onu tanıyor. Herkes onu biliyor. Evet. Yapmış oldukları İcraatlar da ortada. Bir tarafta da doktor kimliğiyle Mustafa Adı Güzel. O da özellikle orada çalıştığı zaman herkesin ayağına giden bir doktor profili vardı. Doktorlar yarışıyor da diyebiliriz. Bir tarafta da siyasetin doktoru İdris Naim Şahin var. Yani çok değişik bir seçim olacak Ordu'da ama bence Millet İttifakı kapsamındaki diğer partilerde CHP, İYİ Parti'de çatlak oluşacağı için şu anda hani çok yüksek oy alacaktır bir parti, diğer partilerde çok düşük oylarda kalacaktır diye düşünüyorum ben. Böyle bir tablo çıkar. CHP zaten CHP ile İYİ Parti arasındaki ittifak resmi anlamda koptu şu an için. Büyükşehir anlamında koptu. Evet. Ama ben ilçeler bazında bu ittifakın resmi anlamda olmasa da bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Baktığımızda CHP'nin ünye adayı yok sanırım şu an. Bazı ilçe adaylarını henüz açıklamadı. Açıklamadığı ilçelerde bir bakmışsın İYİ Parti'ye bırakabilir yani. Ben Ünye'de işte Fas'ta ya da yukarıda kimler var? Akkuş var, Çaybaşı var. Bu kısımda CHP aday açıklamayıp İYİ Parti'ye de bırakabilir. Şu an için net değil. Talip öyle isimler dile getiriliyor ki İYİ Parti nazarında. Şimdi baktığınızda İYİ Parti güçlü bir parti orada. Evet. İsimlere baktığınızda eski milletvekili yapmış Rıdvan Yalçın. Bir tarafta fındıkla ilgilenen ve siyasette önemli bir yerde olan Onur Şahin gibi isimler var. Ve Yener Yıldırım'ın da yapmış olduğu açıklamalarda vardı. Dün akşam kulisleri de yansıdı. Şöyle bir durum da oluşabilir İYİ Parti'de. Büyükşehir adayı İdris Naim Şahin, Altınordu'da Rıdvan Yalçın. Nasıl bir tablo çıkar? Neden bu sefer olmasın? CHP'nin oyu mu düşer, İYİ Parti'nin oyu mu artar? O da ayrı bir muamma. Olabilir. Bir taraftan da İdris Bey, İdris Naim Şahin şu an için şu vakte kadar kesin bir ifadeyle ben adayım ya da aday olmak istiyorum şeklinde net bir açıklaması yok. Vatandaş bir taraftan seçmen artık İdris Bey'i bir kenara almayı da düşünmeye başladı. İdris Bey artık aday değil olgusu oluşmaya başladı. Peki bu durumda kim olacak? Rıdvan Yalçın dedin. Yener Yıldırım olgusu var. Onur Şahin olabilir. Onur Şahin isminden gidersek Onur Şahin fındık konusunda tanınan bir isim. Orada da çeşitli ticari çalışmaları var, tanınan bir isim. MHP kanadından da ciddi bir oy alabilir. Yani ittifak kapsamında AK Parti'ye, AK Parti'nin adayı Hilmi Güler'e oy vermek istemeyen MHP'liler Onur Şahin'e de oy verebilir. Aday olması takdirinde. Hı hı. Yani Onur Şahin de güçlü bir isim burada. Rıdvan Yalçın zaten ciddi güçlü bir isim. İYİ Parti'de olsun, yine MHP kanadında olsun.
Bak şimdi Talip, güzel güzel sayıyoruz. Ben şuradan da bir parantez açmak istiyorum. Hani ilginizi çekti mi? Şimdi Talip isimleri sayıyor Büşra. Onur Şahin 1. Rıdvan Yalçın 2. Hadi yani, Yener Yıldırım'ı da sayalım. Yani şu anda baktığınız aslında İyi Parti'nin Büyükşehir Belediyesi veya Altınordu'ya aday bulamama gibi bir sorunsalı yok. Ama yok. Bir tarafta CHP'ye bakıyorsun, kimi koyacağız düşüncesi de hakim. En son ne oldu? Yine milletvekili Doktor Mustafa Adıgüzel ismi konuldu. Yani şu konuda İyi Parti'nin aday konusunda bir sıkıntısı bence yoktu. CHP'nin yok. Vardı ama ters tepen CHP oldu. Yani tam bir tezat, bir ironi var burada. İyi Parti'nin zaten aday konusunda hiçbir sıkıntısı yok. Yeri geldi, Ünyesi olsun, Aybastı'dan tut, Akkuş'tan Mesudiye'ye. Her yerde aslında İyi Parti'nin ciddi oy potansiyeli olan adayları var zaten. Sadece İyi Parti'den değil, MHP'den, CHP'den oy alabilecek adaylar yine bu isimler. Dediğim gibi Onur Şahin. Ancak İyi Parti'de şu konu oldu. Özellikle Ordu İl Başkanlığı bu konuyu çok gündeme getirdi. Yerelden de karşılık bulduğu için İdris Bey'i ön plana çıkardı. İyi Parti'nin aday sıkıntısı buradan ortaya çıktı. Yani Büyükşehir adayı. İsminin ağırlığında İdris Bey biraz ezildiler gibi. Yani olsun mu olmasın mı, olsun mu olmasın ve mı? Ve karşıda da Cumhur İttifakı gibi güçlü bir ittifak bulununca, evet, o zaman biz de CHP ile ittifak yapalım diye bir düşünceye girildi. Evet. Ama İdris Naim Şahin CHP'de çok fazla karşılık bulamadı maalesef. Aslında karşılık buldu. Yani. Vatandaş nezdinde karşılık buldu da CHP'nin kurumsal anlamda, evet, şu çok konuşuluyor. HDP oyları. Genel merkez bazında biraz, evet, sıkıntılar geçen yaşandı. Geçen programda da dile getirmiştik. HDP oyları İdris Bey'in aday olmasını, ortak aday çıkmasını engelledi görüşü hakim. Yerelde baktığımızda, yerelde de bak yine küçümsenmeyecek rakamlar. Geçtiğimiz seçimlerde 4000, 5000, 6000'e varan HDP oyu vardı Ordu'da. Evet. Yani Ordu'daki HDP'liler de zaten İdris Bey'i istemeyecek ki. Bu adam zamanında PKK'lılarla ciddi bir mücadele uğraş vermiş. Yani kendi kazdıkları kuyuya dökmüş. Baktığımızda siyasi anlamda HDP ve PKK yan yana anılan iki isim. Onun için İdris Bey'i hiçbir şekilde istemiyorlar. İyi Parti'de bu durumda CHP bize destek vermeyecekse biz tek başımıza İdris Bey'i taşıyabilir miyiz? O da var. Bunu sürekli analiz ettiler. Aslında taşıyabilirler ama İyi Parti'den de kaçan oy olabilir. MHP'ye kaçan oy olabilir. CHP'ye kaçan oy olabilir. Ama CHP destek verseydi İdris Bey'e gelen oy daha fazla olacaktı. Ama şu an için CHP İdris Bey'e destek vermedi. Kesinlikle. Ve aday değil şu an yani için. Yerel ve genel siyasete baktığınızda, evet, aslında birbirinden çok farklı İki profili görebiliyoruz. Hani şimdi genel siyaseti yaşadık Talip 24 Haziran seçimlerinde. Büşra o zaman yoktu. Yani biz de çok defa konuştuk. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir tarafta Cumhur İttifakı'nın adayı, kuvvetli isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir tarafta da Muharrem İnce rüzgarı vardı. Hatta dip dalgası o zamanlar çok konuşulmuştu. Dip dalgası mı geliyor diye konuşulmuştu. O zaman hani İyi Parti ve CHP Saadet Partisi işbirliğini mantıklı bulanlar çok vardı. Hani okey verenler çok vardı ama şimdi yerele baktığın zaman ben Türkiye geneline de bakıyorum tabloya. Belki de ben bilmiyorum, yanılıyorum. Ama Millet İttifakı bana çok güçsüz geliyor şu anda. Birçok ilde yani alabilecekleri birçok noktada. Hani sanki bir yetersizlik söz konusu. Tam oturmama söz konusu ki bunu da ordunun aslında siyasetin ne kadar önemli bir yer olduğunu hepimiz biliyoruz. Millet İttifakı'nın güçsüz olmasını sağlayan kim? Aslında en güçlü gibi görünen CHP diye düşünüyorum. CHP'nin kendi seçmeni zaten küsmüş durumda. Partiye bir küskünlük söz konusu. Küskünlük var. Muharrem İnce konusunu açtın. Yereldeki konuştuğum CHP'li kesim vatandaş şunu diyor. Kendinden önde olan bir ismi, yani Muharrem İnce'yi geri plana atmaya çalışan bir genel başkanımız var bizim diyor. Evet. Bu eleştiri niye çok öne var. Çıkarmıyorsun? Niye öne çıkarmıyorsun Muharrem İnce'yi? Kendinden önde, senden önde bir ışık ver. Bir önünü aç ki biz de destek verelim. Ama sen bunu yapmadığın için, hep önünü engellediğin için Muharrem İnce, biz sana oy vermeyeceğiz. CHP olarak orada da sana oy vermeyeceğiz. Bu görüş çok hakim. Ya siyasette bence Talip ve Büşra, hani CHP'nin bir yıpranmışlığı söz konusu. Kesinlikle. CHP'li seçmenin artık hani sürekli bir seçime giriliyor. Hani bir Tayyip Erdoğan'ın bir videosu var. Yenmiş de yenmişti. Muharrem İnce'nin ağzından ifadeleri bir montaj yapmış. Hani komik videolar bunlar ama aslında trajikomik olaylar. CHP nezdinde her seçime giriyorsun, her seçimde karşıda bir fark yiyorsun, yeniliyorsun ve hiçbir zaman koltuğu bırakmıyorsun. Gelene de müsaade etmiyorsun. Talib'in de dediği gibi. Muharrem İnce belki de rüzgarı yanına alsaydı, 24 Haziran'dan öncesinde genel başkan koltuğuna oturmuş olsaydı daha kuvvetli bir şekilde gidebilecekti. Ama şu anda dışarıdan geldiği için bu sefer Kılıçdaroğlu bir taşla iki kuşla vurdu diyenler de var. Hem kendisine bela olan bir isim, evet, Muharrem İnce'yi saf dışı bıraktı.
milletvekili olmadığı için hem de otomatik olarak partiden tamamen ayırtladı. Böyle bir durum da var. CHP bunu da düşünüyor, CHP'li seçmen. Şimdi CHP'li seçmen de bütün herkese karşı bir küskünlük var. Muharrem İnce'de de aynı küskünlük evet. oluştu. Çünkü bahsettiğimiz seçimlerden sonra Muharrem İnce bayağı bir sessizliğini korudu. Evet. Seçmen de hani bu kadar güçlüydük, bu kadar arkandaydık, neden bizim arkamızda durmadı diye küskünlükler yaşayan seçmenler de olmadı değil Muharrem İnce'ye karşı da. Yani CHP'de genel anlamda bir bütünlük sağlanamıyor gibi son zamanlarda. Bütünlük sağlanamıyor. Ordu yerelinde de bütünlük olmayacaklar. Şimdi Altınordu Belediyesi kimde? Birol Bey'de. Birol Bey'e oy verecek olan seçmen Doktor Mustafa Adıgüzel'e oy vermeyebilir. İkisi de CHP'li. Aynı seçmen Altınordu'da CHP'ye oy verirken Büyükşehir'de CHP'ye oy vermeyebilir. Bir bütünlük kalmadı. Bunu hissediyorum ben ordu yereline baktığımızda. Kesinlikle hani ittifakın zihniyetine yanlış bir anlamı ittifak kapsamında. İnşallah önümüzdeki günler zaten her şeyi gösterecektir. Evet. 31 Mart'ın sonunda neler olacak göreceğiz. İdris Sinan Şahin'i çok konuştuk. Tam olarak kapatamadık konuyu. O konuya girmek isterim. Özellikle konu başlıklarımızdan da bir tanesiydi. Bir konu daha var. Onu küçük bir şekilde ben anlatarak geçeyim. Arkadaşlarımızı çok yormayalım bu konuda. İsa Yazıcı dün aday tanıtım toplantısı yaptı değerli izleyenler. Sizler de izlemiştirsiniz TV52 ana haber bülteninde. Görkemli bir aday tanıtım toplantısı oldu. Orada dikkatimi çeken hani şu an konuştuğumuz konuların aslında toparlayıcısı bir görüntüde sergilediler. Bütün ilçe adayları oraya geldi. Gürgentepe'de birlik beraberlik mesajı verdi. Birbirlerine sarıldılar. Birbirlerine başarı dileklerinde bulundular. Coşku da vardı Gürgentepe'de. İsa Yazıcı da Gürgentepe'de karşılığı olan bir isim. CHP'nin belki de seçimlerde alabileceği tek ilçede olabilir. Onu da dikkatlerinize sunmak isterim. Özellikle 31 Mart seçimlerinde sonucu en çok merak edilen ilçelerden biri de Gürgentepe olacaktır. Keza Altınordu olduğu gibi. Diyelim ve İdris Naim Şahin'e geçelim. İsterim İYİ Parti'den aday olacak mı diye bir konuşmamız da olmuştu. Yener Yıldırım bir telefon bağlantısı yaptı. Bizlerle birlikte iletişime geçti. Evet. Ve İdris Bey her şeyin bitmediğini, halen devam ettiğini ve adaylık için göz kırptığını ifade etti. Nasıl buluyorsunuz? İşte demin de konuştuk ya, tam böyle açalım konuyu. İdris Naim Şahin aday olur mu Talip? Bir gazeteci kimliğiyle. Aynı şekilde Büşra, sana yönlendiriyorum. Artık bizler de bu konuyu tartışmaktan sıkıldık. Seçmen de sıkıldı. Olsun ve olmasına getirdi millet. Biz de aynı şekilde. Sence olur mu? Olmaz mı? Aday mı değil mi? Evet. Vatandaş bana bunu sürekli soruyor. Sosyal medyadan da çok yorum alıyorum. Aday mı değil mi sorusuna 3 Mart'ı bekleyin diyorum ben. Çünkü 19 Şubat'ta siyasi partiler adaylarına, Yüksek Seçim Kurulu'na verecek ve istifa eden olacak, ben aday değilim diyen olacak. 3 Mart'ta Yüksek Seçim Kurulu net listeleri yayınlayacak. 3 Mart günü. O listede İdris Naim Şahin varsa kendisi adaydır. O listede yoksa aday değildir. Ama öncesinde bir cevap değil. Net bir cevap değil yani. Net bir cevap veremiyoruz. 3 Mart öncesinde aday net bir cevap yok. Aday gibi mi değil mi bilemiyoruz. Ama şu an aday gibi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde düştüğümüz ikiliye de düşmüş oluyoruz. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi için şu anda açıklanan aday için çok geç kalınmış bir hareket diyoruz mesela şu an. Aynı şey onda da geçerli olacak. Çünkü seçim bayağı bir ilerleme, yani bir aydan düşmüş olacak. Mart diyoruz. Hani yani Mart göre, artık. Mart 3. Bence şey yapsınlar. Mart'a uzattık. Adayla açıklamasınlar. Seçmen şeyleri listede görsün. Kim atacağını görsün yani. Öyle bir durum oluyor. Ya konu oraya varıyor. Zaten Şubat'ın 19'u akşamı tüm siyasi partiler mutlaka bir açıklama yapacaktır. Niye yapacak? Benim adayım bu. Ben listemi teslim ettim. Ben adayımı teslim ettim şeklinde bir açıklama mutlaka olacaktır 19 Şubat akşamında. İdris Bey için de bir açıklama yapabilirler ya da İdris Bey Ünye'den konvoyla çıkıp ya da havalimanında karşılanabilir. İşte hala yapılabilir, edilebilir de konuşuyoruz. Bir var. Netlik olasılık yok var. Maalesef. Talip, sen bu konuda çok sokağa çıkan bir isimsin. İdris Naim Şahin'le ilgili de röportajlar aldın. Evet. Diğer parti adaylarıyla ilgili de röportajlar aldın. Seçmen sence İdris Naim Şahin'i istiyor mu orada? Böyle bir beklenti var mı? Seçmen İdris Naim Şahin'i istiyor. Bakan olarak tanıyorlar ama Büyükşehir Belediye Başkanı ya da başkan adayı olarak İdris Bey'i tanıyan yok. Aynı şekilde Hilmi Bey'i de. Bakan olarak tanıyorlar. Ordu'ya ne yaptı? Şunu yaptı, bunu yaptı. Ordu Spor'un Süper Lig'e çıkmasında katkısı oldu. Havalimanında, çevre yolunda katkısı oldu. Vatandaş bunu söylüyor. Ama vatandaş İdris Bey'i Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak tanımıyor. Neler yapacak, neler yapabilir? Geçmişte yapmış ama gelecek süreçte yapabilir mi? Bundan sonrasını yapamaz diyen de çok var. Çünkü o AK Parti'den ayrıldı diyen de çok var. Ben İdris Bey'i severim. İdris Bey çok iyi bir insandır. Bakanlığı döneminde şunu yaptı. Ama ben gider Hilmi Bey'e oyumu veririm diyor vatandaş.
Genel evet, kanaat bu şu şekilde. Yani AK Parti yine önde gibi görünüyor şu an için. Şu an için zaten İbre onu gösteriyor ki hani diğer Millet İttifakı kapsamında bulunan CHP'nin de yapmış olduğu hamleyle buyurun. Yani. Meydan sesine getirdi olayı bir nevi. İşte İdris Bey'i de tanımaları lazım vatandaşın. İdris Bey'i çok iyi tanımıyorlar büyükşehir anlamında. Yani Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacak gibi tanımıyorlar. Sadece geçmişte kulaklarında kalan kabinede yapmış olduğu başarılı çıkışlarla ki PKK'nın kökünü kazımaya kadar giden bir süreci de aslında ordulu vatandaşlar gayet iyi biliyorlar. Hani insan geçmişine de ihanet etmemesi lazım insanların. Bazı sokakta falan görüyoruz işte ne yapmış orduya diyenler var. Yanlış bunlar bence söylemler. Çünkü kıymetli bir bakan. Hani Hilmi Bey'in çok güzel bir toplantıda gerçekleştirmiş olduğu bir toplantı vardı basında. Güzel bir söylemi oldu. İdris Bey de bizim değerimiz dedi. Bu da önemli bir tespit bence. Gerçekten önemli bir değerimiz. Yani bu insan orduya bir şey yapmış mı? Yapmış. Havalimanını yapmış, çevre yolunu yapmış. Ünye çevre yolunu yapmış. Birçok noktada önemli başarılara imza atmış bir isim orduda. Her hafta sonu ordudaydı Talip. Yani geçmişte biz farklı kurumda, TV2 dışında farklı bir kurumda seninle beraber çalışmıştık. Her hafta sonumuz hani basın tabiriyle zehir oluyordu derler ya. Biz helikopter pistinde her sabah işte geleceğe sabahları beklerdik Büşra. İdris Bey gelecek, helikopter muhtemelen söyleyebilecek. Kameraları, mikrofonları alıp orada beklerdik. Gün boyu, yeri gelir 3 gün, yeri gelir 1 hafta boyunca İdris Bey'in peşinde koşardık, dolaşırdık, haberini yapardık. Aşırı yorulurduk ama zevk alırdık. Zevk alırdık. Yani ben hani bir kere hatırlıyorum, Talip de yaşamıştır. Şimdi Ordu'da Gürgentepe Görköy aynı hat güzergahında, Kumruk Organ farklı güzergahta. Bir günde 4 tane ilçeye gittik ama bana sor. İlk önce Gürgentepe Görköy, Görköy'den Kumruk Organ. Hani nasıl gidilebilir? Yani uzak mesafeden. Uzak mesafe, ters yerler. Hani biri şeyde kalıyor. Ulubey'in üst tarafında kalıyor. Bir tarafı baktığında diğer ilçelerde üst tarafında kalıyor. Yani Kumruk Organ, yani Fatsa'nın üst tarafında kalıyor. Evet. Böyle bir yerden geçişler oldu. Talip de çok gitmiştir. İlköz helikopterle inmiştir. Yani İdris Nami Şahin. Yani öyle çılgınlıkları da vardır. Nerede ne yapacağını kestiremezsin. Nerede ne diyeceğini anlayamazsın. Hani ne demeye çalıştığını çözemezsin. Anca haber yaparken dinlersin. Böyle bir isim. Çok çalışkan bir isim. Hani yaşı ilerlemiş olsa da şu an geçmişe göre bence enerji katacak bir isim. Ki bence seçimlere de renk katan bir isim olur. Seçimlere renk katar tabii ki ama işte vatandaş ne düşünecek bundan sonrası için? Cumhuriyet Halk Partisi İdris Bey'e destek vermeyince her zaman vatandaşın bahsettiği gibi düşük profilli bir aday deniliyor. Doktor Mustafa da güzeli gösterince İdris Bey artık ya kenara çekilecek ya da kazansam da kazanmasam da ben adayım demesi lazım. Evet. Bir hafta önceki süreçte İdris Bey'in dediği muhtemelen şuydu. Ben kazanmak için geliyorum. Ben kazanmak için geliyorum. Bu saatten sonra CHP'de desteğini çekince zaten HDP'den oy alamayacak. CHP'de desteğini çekince ben kazansam da kazanmasam da kazanma ihtimali yine yüksek. Bak kazansam da kazanmasam da ben adayım demesi lazım. Bir açıklama yapması lazım İdris Bey'in. Sosyal medyada İdris Bey'e yakın isimler her gün açıklama yapıyor efendim Büşra. Her gün. İdris Bey pazartesi günü geliyor. İdris Bey salı günü sahaya çıkacak. İdris Bey işte çarşamba günü orada da olacak. Bu şekilde çok yorumlar var ama hepsinin altı boş oluyor. Kesinlikle. Yani altının dolması da artık önümüzdeki süreçle birlikte devam edecektir. Ya da İdris Talib'in dediği gibi Mart 3'ü bekleyeceğiz. Yani Mart 3'ü bekleyeceğiz. Mart'ını bekleyeceğiz. Artık görünen tablo bu belirsizlik. Ordu'da kilit cümle gibi bence. Talib'in çok kullandığı ve sevdiği bir cümle gibi. Başkan adayı gibi, başkan gibi. O yüzden bu söylemleri çok alışkın olması lazım izleyenlerimizin diyelim. Ve İdris Nami Şahin İYİ Parti Millet İttifakı özelini kapatalım diyerek şöyle bir giriş yapalım ve diğer bir konu sabah da Yeni Gün programında dile getirilmişti. İlk olarak adı güzel bağlanmış değerli izleyenler Akın Çiçek'in hazırlayıp sunduğu Yeni Gün programına ve telefon bağlantısıyla süreci anlatmıştı. Tabii ki orada siyasette adaylık açıklandıktan sonra Cemal Engin Twitter'dan bir hesabından bir açıklaması vardı ve demişti ki CHP'liler ne yapmaya çalışıyor? Vatandaşın aklıyla alay mı ediyor gibi bir söylemde bulunmuş idi. Buna paralel olarak Mustafa da güzel cevap verdi telefondan ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni özellikle hem AK Parti'nin hem de HDP'nin reddettiği andımız konusu üzerinden vurmaya çalıştı. Buna da cevap gecikmedi. Hemen peşinde bir telefon açıldı, diğeri kapandı. Sonra diğer hattın ucunda Cemal Engin vardı. Tartışma oldu. Büşra tartışmayı da haber merkezinde yakından izledik. Evet. Talip o sıra Öceli yolunda yine geç kaldı. Ve sabahta biz bunu seninle tanık olduk. Nasıl bir konuşma oldu? Neler konuşuldu?
Bundan sonraki süreçte de gergin bir siyasetin süreceği hakim evet. Ordu'da. Ben, neler düşünüyorsun? Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un söylemlerinden yola çıkarak yorumumu yapacağım. Cemal Enginyurt dedi ki Doktor Mustafa Adıgüzel çıktı. Aslında iyi de oldu dedi. Çıktı. Çünkü bizim işimizi seçimlerde bayağı bir kolaylaştıracak bir aday oldu dedi. Sert eleştirilerde bulundu Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Ne yapmaya çalışıyorlar? Amaçları nelerdir diye göndermeler yaptı. Hatta Akın Bey'in sorusu üzerine isterseniz birlikte bağlayalım konuşun falan dediğinde de ben açığım dedi. Hatta isterseniz programınıza birlikte çıkalım dedi. Ben kendisine bütün cevaplarımı veririm dedi. Hazır olduğunu belirtti. Ve Doktor Mustafa Adıgüzel'in aslında aday olarak çıkmasının Millet İttifakı'nın değil de Cumhur İttifakı'nın işini çok çok kolaylaştıracağını söyledi. Onun için AK Partililer ve MHP'liler Mustafa Adıgüzel'i gerçekten alkışladılar ismi evet. açıklanınca. Çünkü Cumhur İttifakı'nın içine gelecek onlara göre. Evet Efe, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani daldın gittin. Daldım gittim. Bir mesaj aldım da ona evet. Şaşırdım. O yüzden neyse reklam arası konuşuruz onu tartışırız. Evet. Yani ben sabah programı takip ettim. Telefon bağlantısındaki programı da takip ettim. Ve aslında tatlı sert söylemler de vardı Cemal Enginyurt ve Adıgüzel Naz'ın nazarında. Cemal Enginyurt'un kendine göre savunması mantıklıydı. Sonuçta yargıya taşınmış bir olay, andımız konusunu konuştu. Onlar kesinlikle. Gündemi değiştirmek için böyle bir hamleye giriyorlar dedi. Ama tabii ki CHP'nin de düşüncesi işte onlarla beraber oldular. Bize böyle derken diğer tarafta HDP'nin reddettiği şeyi reddettiler. Biz de çekimser kaldık gibi bir söylemleri oldu. CHP'nin bilmiyorum hani iki tane gereksiz bir konu şu anda açık açık söyleyeyim onu. Şu anki iki tane vekilimizin de kıymetli ordunun kıymetli isimlerinin de bu tip toplara girmesine şu bence gerek için... yok. Yerel siyaseti konuşalım. Yani. Tabii öyle bir duruma geldi ki ülke. Hani sanki genel siyasete giriyormuşuz. Sanki bu siyasette birileri kazanmazsa Türkiye batacakmış gibi bir algı var. Çok yanlış yani sonuçta bir yerel siyaset. Belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve muhtar seçilecek. Yani burada çok böyle büyütülecek beka sorunu gibi lanse edilecek bir durum da yok açıkçası. Şimdi beka sorunu konusunu da zaten ciddi bir anlamda toplum artık abartmaya başladı. Abartmaya başladı. Şimdi muhtarlık seçimlerinde bile muhtar kim olacak? Büşra sen muhtar olacaksın. Niye beka sorunumuz var? Büşra olmazsa ülkenin beka sorunu var. Muhtarlık seçimlerinde bile kahvehane sohbetlerinde bile bu konular var şimdi. Beka sorunu konusunu ciddi bir şekilde abarttı vatandaşlar. Fazlasıyla. Gerek yok bu derece. Şimdi Adıgüzel de Sayın Enginyurt'un böyle bir tartışmaya girmesine de şu an için bir ortam oluşmaması lazım. Sayın Doktor Mustafa Adıgüzel çıkacak sahaya. Enginyurt zaten sürekli sahada. AK Parti'nin adayları da biraz daha sahaya çıkmalı ki vatandaş bize ne söylüyor? Vatandaş bize ne istiyor? AK Parti'ye karşı kırgınlık neden? Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı kırgınlık neden? Ve işte MHP olsun, İYİ Parti'ye karşı kırgınlık neden? Bunun bir analizini yapıp gelsinler, bize konuk olsunlar. Sayın Enginyurt gelsin, buraya otursun. Mustafa Adıgüzel buraya gelsin, otursun. Burada tartışsınlar. Vatandaşın kendilerine işte biz şu partiden şunu istiyoruz söylemlerini not alsınlar. Burada tartışsınlar. Tamam sabah televizyon programına çıkmışsın, konuşmuşsun, tartışmışsın ama bu halk nezdinde, vatandaş nezdinde seni bir kademe aşağıya çekiyor. Sen böyle mi vekil olacaksın? Böyle mi belediye başkanı olacaksın diyor vatandaş şimdi. Bu da var şimdi yani. Hani tartışan bir belediye başkanı artık istemiyor ordu. Yani geçmişte bunu yaşadık. 2014 yerel seçimlerinden başlayan süreç, 5 yıllık sürecin son demlerinde isim vermeyelim artık hani yani çok konuşup tartışma da gerek yok. Olan olmuş, giden gitmiş. Öncesinde de vardı. Öncesinde de vardı böyle tarz durumlar. Yani sürekli orada bir siyasi kavga, dedikodu, sürekli bir tartışma hakim. Ya ben şimdi İstanbul'a gittim. İstanbul'da da yaşadım. Yerel siyasette hiçbir belediye başkanına ya da İstanbul tamam metropol bir şehir, büyük bir şehir ama yani yaşadığım ilçedeki siyasi tartışmaları hiç görmedim. Herkes işinde gücünde, herkes yapılan belediye hizmetine olur veya olmaz diye gidiyor sandıkta. Gerekli oyunu veriyor. Gidip sokakta tartışmıyor. Belediye bunu niye böyle yaptı demiyor. İstanbul'da hiçbir ilçede bunu çok göremezsiniz. Seçmenin bu şekilde eleştirdiğini. Görebilir misin Talip? Şişli Belediyesi'ni eleştiren işte ne yaptı bunlar, yolu niye böyle yaptılar demezler. Çünkü belli bir işleyimi sistemi var. Büyükşehir Belediyesi kapsamında ilçe belediyeleri beraber çalışıyorlar. Ama orada öyle bir şey yok. Şimdi Ordu'da hem Altınordu Belediye Başkanı'na vatandaş ziyaretini ediyor, Büyükşehir'e ediyor. Yeni geliyor. Gülyalı'ya bile eden var yani Altınordu'da. Gülyalı'daki şeyi niye yapmıyorlar diyor. Burada Gülyalı değil burası hani. Böyle bir durum da söz konusu. Bizim Ordu siyasetinde yani vatandaşlarda böyle bir sıkıntı var herhalde Talip. Vatandaş daha çok siyasetin içinde Ordu. Çok niye? Fazla. Küçük çok olduğu fazla. İçin, küçük büyük şehir olduğumuz için oluyor bu. 30. Zaten büyük şehir olduğumuz için. O dönemde büyük şehir olmalı mıyız, olmamalı mıyız? Bu da çok tartışılmıştı. Biz aslında coğrafi olarak diğer illere baktığımız
baktığımızda çok da büyük bir şehir değiliz. Yani coğrafi olarak küçük, herkes herkesi tanıyor. Vatandaş doğal olarak Ordu'daki kişi, Altınordu'daki kişi Gülyalı'daki çikolata parkını niye yapmadın diye sorabiliyor. Ordu'daki kişi Akkuş'taki mesela mesire alanını niye yapmadın diye sorabiliyor. Ulugöl'deki lavaboları niye yapmadın diye sorabiliyor. Çünkü birbirine yakın olduğu için. Belki de. Büyük şehirde ya da bütün şehir muhabbetine geliniyor buradan da. Yani bütün olarak Ordu tek bir vücut olduğu için buradaki vatandaş onu da sorabiliyor. Yani o zaman da 2014 yerel seçimlerinde de çok konuşulmuştu. Muhalefetten çok seçici çıkmıştı. Özellikle bütün şehir özelinde. Evet. O da yavaş yavaş hani gerçekliğini gösteriyor mu bilemiyoruz ama Ordu'nun bence yavaş yavaş artık bazı şeyler alışması lazım. Özellikle vatandaşlarımızın hangi ilçede hangi belediyenin hizmet verdiğini, Büyükşehir Belediyesi'nin ağı nedir, neye ulaşabilir? Bunları da bilmesi lazım. Hani bunu da zaten gerçi vatandaşa da çok şey yapmayalım Talip. Bunu belediye başkanları da bilmiyor. Yani. Kim ne yapacak onu bile bilen yok yani belediye başkanları arasında. Zamanla oturabilecek bir süreç herhalde bu. Zamanla oluşacak. Biraz daha hani 5 yıllık devirdik. Büyükşehir'e alışamadık. İkinci yılda hani ustalık, çıraklık olayı var ya. Şu an Ordu Büyükşehir'de çıraklık dönemini geride bırakacak. Artık bundan sonraki süreçte ustalık dönemine giriş yapacaklar. Hani isim zevkle çektim ve sonra vazgeçtim. Anlamıştırsınız siz de. Diyelim ve İdris Naim Şahin konusu özeline, Engin Yurt tartışmaları özeline ve bunları bir şekilde kapatalım isterim. Tabii ki program bugün hızlı gidiyor. İlk bölümün son 13 dakikası. Özellikle bir konu var. Onu isterseniz ikinci yarıda konuşalım. Altınordu Ziraat Odası'na çok önemli bir konu. Evet. Siyasetten bir konumuz varsa oraya devam edelim. Siyasetten konumuz kapatalım siyasetten. Cumhur İttifakı nezaket ziyaretleri sürdürdü. Onlar zaten birbirlerine nezaket ziyaretinde bulunuyorlardı. Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ilk olarak AK Parti gitti. Ziyaretin devamı Milliyetçi Hareket Partisi yaptı. Sen takip ettin Büşra. Evet. Neler yapıldı? Aynı ilk ziyaretteki gibi heyecan var mıydı? Senin de bahsettiğin gibi öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi il başkanlığına AK Parti ziyaret gerçekleştirdi. Gerek Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gerek Altınordu Belediye Başkan Adayı hep birlikte gittiler. İl başkanımız da oradaydı. Güzel bir sohbet oldu. Sohbetlerinde hep konuşmalarında şundan bahsettiler. Cumhur İttifakı ruhuna sahip çıkacaklarını, 100 yılın devrimi niteliğinde olduğunu bu Cumhur İttifakı'nın ki çünkü AK Parti ile MHP'nin önceki yıllardaki aralarında bulunan siyaseti zaten hepimiz biliyoruz, hepimiz tanıyoruz. Evet. Şimdi Cumhur İttifakı kapsamında birbirlerine destek çıkıyorlar ve bu 100 yılın hayaliydi, artık gerçekleştir dediler. Bundan sonrasında da yine seçimlerden sonra da aynı ittifakı sürdürme kararı aldıklarını, genel merkezlerden daha çok aldıklarını söylediler ve bu şekilde devam edecekler şimdilik. Yani siyasette görmek istediğimiz tablolar. Yani evet. İttifak kapsamında olmasa da partilerin birbirlerini ziyaret etmesi, onlar birbirlerine çiçek takdim etmesi, fikir alışverişinde bulunmaları gayet normal. Evet. Ve şu anda dediğimiz gibi ilk başta da konuştuk. Cumhur İttifakı kapsamında iki parti, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi de süreci çok iyi yönetiyor. Evet. Görünen tablo zaten ortada. Talip, ekleyeceğim var mı konuya? Siyasi partilerin artık abi denilecek kişileri de isimleri de Ordu'yu ziyaret ederek buradaki siyasi akışı, siyasi havayı koklamaya başladılar. Evet. Dün Sayın Recep Akdağ katılmıştı. Sağlık Eski Bakanı geldi. Recep Akdağ da Ordu'ya geldi. Ziyaretler gerçekleştirdi. O da yine ittifak ziyaretleri kapsamında partilerin birbirlerini ziyaret ettiği gibi Cumhur İttifakı ruhuna sahip çıkacağız açıklamasında bulunmuştu. Dünkü programında. Yani şimdi MHP tarafından da yetkili abi konumundaki bir ismin Ordu'ya gelmesi lazım. Bu ittifakın devam etmesi kapsamında. Yani ağız birliği zaten yerelde var. Ama var. Genel anlamda da bu ağız birliğini seçmenin görebilmesi için, ittifaka oy verebilmesi için AK Partililer gelmiş, ittifaka sahip çıkıyoruz. MHP'liler de gelsin ittifaka sahip çıktığını söylesinler. Yerelde zaten Cemal Bey olsun, Köksal Bey olsun söylüyor ama bir abi konumundaki bir isim de gelsin ki biz ittifak ruhuna sahip çıkıyoruz desin. Yani bu da önemli aslında. Hani senin demek istediğin Milliyetçi Hareket Partisi'nin üst tablo yönetiminden olan birinin gelip aynı şekilde hem AK Parti'yi ziyaret edebilir belki hem ya da kendi partisini ziyaret ettiğinde Cumhur İttifakı'nın önemiyle ilgili bir açıklama yapması lazım ki hani durum birebir eşitlensin. Şu anda 1-0 bir üstünlük söz konusu AK Parti'nin. Öyle söyleyelim. Ve yani bu yarış anlamında değil tabii ki değerli izleyenler de bizi yanlış anlamasınlar. Karşılıklı güzel diyaloglar. Ziyaretler bundan sonra süreçte devam edecektir. Cumhur İttifakı temelini sağlam atmış gözüküyor. Genelde gördük, yerelde de yaşıyoruz. Diyelim ve aslında konularda bugün hızlı bitti. Var mısınız ekleyeceğiniz bir konu? Ben özellikle şu son 9 dakikada çevre yolunu konuşmak istiyorum. Evet. Çevre yolu çok konuşulan, çok tartışılan önemli projelerden bir tanesiydi.
Özellikle birinci etap noktasında heyelan oluşmuştu. Terzili Tüneli ve Öceli Tüneli'nin olduğu noktalarda. Ve bu heyelandan kaynaklı çevre yolu gecikti ilk etabı anlamında baktığımızda. Ve ilk etapın gecikmesi de aslında bir nevi diğer tarafta ikinci etabı da yavaşlatmıştı. Ve dün güzel bir gelişmeyi bizler yakaladık. Kameraman arkadaşımız Olcay abimizle, Olcay Yongun abimizle gittik, yerinde gördük. Karapınar Mahallesi'nde değerli izleyenler, tam organize sanayi bölgesinin en arka tarafında kalıyor. Tam çöp arıtma tesisinin olduğu noktanın hemen yanında. Zaten gidenler bilir, eski pazara giden noktada da görürler zaten. Eski pazar değil, tam Karapınar Mahallesi. Evet, düzeltelim, Olcay abi oradan dedi Karapınar diye. Orada bir viyadük ayakları vardı. Hatta vatandaşlar da, biz de çok defa talip şahit olduk. Evet. Dediler ki ya bunları buraya koydular da bunlar altı durumda kaldı herhalde, buradan yol geçmeyecek, iptal mi oldu diye bir söylem vardı Karapınar Mahallesi özelinde. O boşuna değilmiş, gerçekleşti. Aslında altı durumda olan bir durum yok. Ve şu an itibariyle Ordu Çevre Yolu'nun ikinci etabında çalışmalar start aldı değerli izleyenler. Dün de izlemiştirsiniz zaten TV52 Ana Haber Bülteni'nde. Büşra, çok merakla beklenen bir projeydi. Yani bilmiyorum, sen yıllardan beri oradasın. Ben de şuna değinmek istiyorum. Sen hatta hep söylüyordun ya, 5 yıl boyunca çevre yoluna ben gittim. İkinci etabında da ilk sen gitmiş oldun. Evet, açılışı yaptık. Açılışı yaptın yine. Devamı artık kim getirir bilemiyoruz ama yine açılış mı? Ya girmeyeceğim, bulaşmayacağım dedim bu işe kendi kendime ama yine de ordunun menfaatine olan bir şey olduğu için yani hemen gidip görüp heyecanlanıyoruz, yağ çekmek istiyoruz. O yüzden de öyle bir durum oldu. İnşallah başlangıcı biz yaptık. Devamında diğer arkadaşlarımız sen getirirsin Büşra. Öyle değil mi? Hani yolu bitirirsin inşallah. Hani derler ya siyasette son dönemine giren bir belediye başkanı veya bir milletvekili gibi. Biz yaptık, devam inşallah size nasip olur. Öyle bir durum olacak değerli izleyenler. Güzel ve mutlu bir haberdi. Gittik, yerinde çektik Olcay abiyle. Oradaki görevlilerle konuştuk. Şu anda orada talip fore kazık sistemi şeklinde oturtulacak viyadük ayakları. Melet Irmağı'nın üst tarafından geçecek. Cumhuriyet Mahallesi'ne ulaşacak. Orada tünelle de buluşacak. Hı hı. Güzel bir proje. Şu anda çalışmalar harıl harıl başladı diyebiliriz. Peki, kurulum çalışmaları evet. Sürüyor. İkinci etapın başlaması birinci etapın bitmesi anlamına mı geliyor? Birinci öyle etap oluyor. Ne zaman açılacak? Mart'ın başında veya ikinci haftasında, bunu ben ya da altıncı haftasında ya da altıncı kez söylüyorum. Evet. 2015'ten bu yana 14'ten. 2014'ten evet. Ben 52'ye başlayalı 2015'te başlamıştım. Evet. 2 Kasım'da. 2015'ten 2019'a kadar 6. kez değişim. Ordu Çevre Yolu değerli izleyenler. Mart ayı sonu diyelim biz. Garanti alalım da Mart ayı sonu itibariyle hizmete açılacak. İnşallah bize siyasetçilerin söylediği bu. Talip'in de dediği soruya cevap verelim. Talip, hani karşılıklı konuşuyoruz ya. Mart'ın sonunda orası açılır. İkinci etaptaki çalışmalar da Mart sonu itibariyle hızlanır. Şu anda kurulum çalışmaları var. Evet. İşte siyasette hava koşullarıydı vesaireydi. Sarkabilir ama Mart'ın sonunda İkinci etapta çalışmalar başlayacak. Şu anda tam yerin yaklaşık 45 metre altına inecekler. Ben şuna inanıyorum. Büyük bir proje. Evet, böldüm seni ama. Estağfurullah. Ne kadar bu sefer heyelan da olsa, coğrafi koşullar da olsa, işte hava şartları engel de olsa, yerel seçimden birkaç gün önce çevre yolu açılacaktır. Açılacaktır, o kesin. Açılsın ama hani siyaseti etkilemek amaçlı açılmasın. Bitsin. Mart'ın sonunda açılsın. Ama yatırımlarda siyasi havaya bakıyoruz işte genellikle. İşte o da var. Havaya, Giresun bakıyoruz. Havalimanı'nın açılışı gibi siyasi havaya baktık orada. Siyaset döneminde açılış yapılmıştı oranın. Evet, o da doğru. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bununla ilgili bir görüntü gördüm. Hatta bayağı da güldüm yani. Yabancı bir ülkede bir yol bayağı bir yarılıyor. İşte birkaç gün sürüyor yapımı ve yanında yapılmış hali de var. Bu fotoğrafı atmışlar işte. Sosyal medyaya düşmüş, sizin ülkenizde yazıyor. Hani sizin ülkenizde bunun yapılması ne kadar sürer diye. Bir arkadaş da şey yazmış, seçime ne kadar kaldığına bağlı. Bizde de aynı hesap, seçime ne kadar kaldığına bağlı. Umarım seçim güzel bir bahane olur çevre yolumuz için de. Tabii, çevre yolumuz da orduya hayırlı olmuş olur. Hayırlı olmuş olur inşallah. Hizmet sonuçta yapılması gereken bir durum ama siyasette bir şekilde etki ediyor. Yani siyasette rüzgarı sert estiriyor, alevi arttırıyor. Yangını arttırıyor. İnşallah o yangın güzel biter ve Ordu Çevre Yolu'nun birinci etapı açılır. İkinci etapta çalışmalar hızlanır. Güzel bir proje şu an için hayata geçiriliyor. Son ilk bölümde 5 dakikamız. Hı hı. Çevre yolunu da detaylandırmak açısından anlatmak isteriz. Özellikle viyadükler mesela arkadaşlar. Ben gittiğimde gördüm Olcay abiyle. Viyadük sayısı çok büyük, fazla uzun olacak viyadük diğerlerine göre. Çünkü tam Karapınar Mahallesi'ndeki o çöp arıtma tesisinin olduğu noktadaki o dipten başlıyor. Ayaklar şu andaki Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin hayvan barınağı var. Onun önden geçiyor. Hı hı. Melet'in üstünden geçiyor. Melet'in karşısından
son buluyor. Yani bayağı uzun bir viyadük olacak hani orada belki de. Hani yabancı ülkelerde görürüz ya büyük büyük direkli şeylerden. Evet. Yol oradan geçecek yani. Güzel bir, heyecan verici bir proje olacak. Vatandaşlar da orada çalışanlarla da konuştuk hatta. Talip sen heyelan falan dedin ya. Aklıma da o geldi bir anda. Olcay bir çekim yaptığı esnada ben de muhabbet ettim işte. Orada bir kepçe operatörü abimiz vardı. Bizi gördü, yanımıza geldi. Ne zaman çıkacak saatini falan sordu. Hı hı. O sırada konuştuk kendisiyle. Ve oradaki bir mühendisle. Dedim ki abi dedim hani. Burada dedim heyelan falan var mı? O heyelanı bir keşfettiniz mi? Var mı öyle bir durum dedim. Şu anda heyelan falan yok Allah'a şükür dedi. Biz de onu öğrenince biraz rahatladık. Hani oranın toprak yapısı zaten düz. Düz bir alan. Heyelanlı bir bölge yok Allah'a şükür. İnşallah oradan viyadük geçecek ve Cumhuriyet Mahallesi'yle buluştuktan sonra da Gülyalı'dan çıkacak. Çok büyük bir proje Büşra. O yüzden bence ilk etap tamam çok önemli yerlerden geçti. İşte dağları deldi geçti ama ikinci etap İşin renkli boyutu, görsel olarak renkli boyutu. İşte viyadüklerdi. Evet. İşte o hani dışarıdan gözle görebileceğin, lan burada çalışma yapılmış diyebileceğin bir yapı var. Ama ilk etapta o kadar zorlu olmasına rağmen çok gözükmüyor. İşte tünel var, Boztepe Tüneli'nin altından geçiyor. İşte Öceli'den geçiyor. Ta Eski Pazar üzerinden geçiyor ve bir şekilde yeni otogara ulaşan bir yapı Talip. Şimdi sanatsal anlamda bahsettin. Sanırım sen biraz görsellik dedin. Şimdi biz önümüzdeki yıllarda şunu göreceğiz o zaman. Özellikle sosyal medyada. Günümüz sosyal medya. Burası Almanya değil. Almanya olsa beğenemeyiz. Burası Türkiye. Burası ordu. Evet. O viyadüklerin fotoğrafı çekilecek. Kesinlikle. Ayaklar uzatılacak. Çaydanlıklar konulacak. Fotoğraflar çekilecek. Burası Almanya değil. Burası işte Ren şehri değil. Burası Fransa değil, burası ordu. Aynen öyle. Görsel olarak. Güzel yani bir yatırımlar tabii. Bir nevi Türkiye'yi, orduyu dünya genelinde tanıtmış olacak. Sosyal tabii medya ki. Aracılığıyla. Tabii ki. O zaman Hilmi Bey'in başkanı olacaksa, Hilmi Bey'in ciddi projeleri varmış. 200'e yakın bir projesi olduğu söyleniyor. Çantada duruyor şu anda. Yani bu projelere de dahil edildiğinde, bunlara artı bir değer kazandırıldığında orada dünyada ayrı bir kefeye konulacak demektir bu. Kesinlikle öyle. Yani şu anda belki de 2019'dan sonraki süreçte ordunun önü aydınlık olacak. Ordunun önü açık olacak. Çevre yolu biterse eğer 2021'e kalmaz ise inşallah dediğin gibi Talip o konuşmalar işte burası bilmem bir şeyin kenti olsaydı beğenirdiniz ama burası ordunun başkenti Altınordu'da diyebiliriz. Yani. Artık bundan sonraki süreçte inşallah bunları da projelerin göreceğiz. Yapılıyor olması bizim için de güzel olacak. Güzel güzel haberlerini yapmış olacağız. Tabii ki. Ve tanıtımlarını yapacağız. Kesinlikle Büşra. Şehrimizin adını duyurmak adına. Kesinlikle doğru diyorsun. Hani dediğin şeyi ben dün yaşadım. Gerçekten keyif aldım yani. Olcay'ı da çekerken keyif aldı. Hatta birbirimize dedik ki tebrik ettik. Çok güzel olmuş. Haber çok güzeldi. Büyük ihtimalle ilk biz de izledi değerli izleyenler. Biz bir arkadaşımızın vasıtasıyla buradan kendisine teşekkür ederim. İsim vermesek de. Kendisi de çok yakın dostumuzdur bizim. O söylemişti. Tesadüfen görmüş. İnşallah bizim haberi gören diğer basın arkadaşlarımız da haberi hızlandırırlar ki yapsınlar. En azından vatandaşların hızlıca kulağına gitsin. Hani tek bize gören veya göremeyen diğerlerini de görebilir. O yüzden çok önemli bir proje Ordu Çevre Yolu. İkinci etabı hayırlı uğurlu olsun. Çalışmalar start aldı. Artık viyadükler oraya yerleştirilecek. Ayakları şu an için zemin etüdü yapılıyor. Hatta yerlerde yavaş yavaş eşiliyor. Yeri 45 metre altına iniş yapılacak. Önemli bir proje. Vatan millet hayırlı uğurlu olsun. Ordu'ya hayırlı uğurlu olsun diyelim ve Muhabir Saati programının sonuna geldik bu haftada. Herkese mutlu hafta sonları dileyelim. Mutlu akşamlar değerli izleyenler.